ve hatta kardeş bir ilişki sistemi üzerine 20 yıldır bu süreci görüyorum. Bu sürecin yeni bir başlığını ifade etti. 2013'te Sayın Cumhurbaşkanı şeref verdi Erdoğan ilk Budapeşte ziyaretiyle, ki oradan itibaren bu ilişki son derece dinamikleşti. Kendi içinde bu faktör salgın zamanında döneminde Macar-Türk ticareti hacmi gerilemedi. Önemli miktarda, belki de %30 küsur, daha fazla %30'dan daha da arttı. Bizim hesaplarımıza göre 4 milyar dolara yaklaştı bizim hesaplarımıza göre. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2013'te kazandırılan ivmeyle bu sürmektedir. Bunu görüyoruz. Jestler önemli. Bunun içinde bu tarihi eserleri tabii ki geriye iade ettik. Bizim de çok hoşumuza gittiler. Ama tabii maalesef bizim değiller. Ve Macarlar için kendisine ait olmayan şeyi eninde sonunda sahibine iade etmek gerekir. Biz bunu yaptık. Hanımefendiler, beyefendiler, dört bir kriz bizi etkilemekte Avrupa'da bugün. Sağlık, ekonomik, göç ve enerji başlıklarında. Her yönetici, lider bu önemli konulara çözüm arıyor. Hep hem kendisi hem de işbirliği yoluyla. Türk-Macar işbirliği her dört konuda da birbirine yardımcı olmaktadır. Ben zikretmek istiyorum. Salgın ortaya çıktığında ve dünya büyük problem yaşadığında ve korunmak için gerekli malzemeler olmadığında, en basitinden bir maske için gerekli olmadığında, Türk dostlarımız hiç düşünmeden bu maske yapımındaki malzemeleri hiç düşünmeden Macaristan'a gönderdiler, naklettiler. Ki yarın da Macaristan önemli miktarda aşı Türk Konseyi çerçevesinde Afrika'ya bağışta bulunacaktır. Aşılarla Macaristan da göndermiştir. Ekonomik kriz bağlamında Macarlar salgın nedeniyle ancak yatırımlarla biz bunun üstesine gelebiliriz diye düşündük. Çünkü bizim yönetimimizde ekonomiyi canlandırmak gerekiyor. Bunun için yabancı yatırımları gerekmektedir. Ve çok büyük bir başarı olarak addediyorum ki en büyük 70 milyar forintlik bir yatırım Kaposvár yakınında bir fabrika kurularak Türk yatırımı gerçekleşti. En büyük paketleme fabrikasıdır. Göçle ilgili olarak üç yönden de baskı altındadır. Bu göç baskısı altındadır. Akdeniz, Batı Balkan yönünden boyunca ve Belarus tarafından. Bu durumda Avrupa'nın müttefiklere ihtiyacı vardır. Öylesine müttefikler ki Avrupa etrafındaki korunma yüzüğünü olabildiğince genişletsinler. Eğer savunma, korunma yüzüğü oluşturulmazsa, çember oluşturulmazsa Avrupa dağılacaktır, zor durumda kalacaktır. Ki Türkiye'de Macaristan için bu savunma, korunma çemberini oluşturmaktadır. Göçmenlerin durdurulması hususunda
Anlaşmaya vardık ki 50 sınır muhafızı polisler göndericiler sınır muhafazasında görev yapacaklardır. Ve göç konusunda Türk dostlarımıza en olabildiğince en iyi bir şekilde yardımcı olmalıyız. Olabildiğince yüksek miktarda, iyi miktarda Avrupa Birliği Türkiye'ye destek sunmalıdır, vermelidir. Bunu parça parça değil doğrudan támogassuk pénzügyileg, ez a mi javaslatunk. Mali olarak destekleyelim. Güney ve Doğu sınırlarının korunma hattını desteklemelidir. Sadece bizim sınır korumamızı ve çiti finanse etmelidir. Leh ve Litvanya'nın da Türkiye'ninkinde. Çünkü bu Avrupa'nın menfaati nedir? Çünkü Macaristan Avrupa Birliği'nin Kuzey Suriye istikrarına da yardım sunmalıdır. Avrupa için son derece önemlidir. Enerji kriziyle ilgili olarak iki alanda işbirliği yapıyoruz. Birisi güneyden doğalgaz boru hattı Macaristan'a gaz taşımaktadır doğalgaz ki bunun için de Sayın Cumhurbaşkanı'na Türk akımından gelen doğalgaz için teşekkür ediyoruz. Nükleer enerji alanındaki ortak yatırımları da devam ediyoruz. Bilimsel eğitim ve eğitimde bunu sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bunun miktarı artacaktır diye umuyorum. Ve de bursların sayısını Macaristan'ın verdiği Türk öğrenciler için arttırdık. Bu yıl 150 burs veriyoruz. Macar devleti tarafından finanse edilen 150 burs Türk öğrenciler. 1824 başvuru oldu. Bunu 200'e artırıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Bunun belli bir miktarını nükleer enerji eğitimine ayırmak istiyoruz, ayıracağız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Askeri işbirliği konusunda yeni perspektiflerle Afrika'daki ortak adımlardan ekonomik işbirliği konusunda ve Bosna konusunda da görüştük. Her ikimiz için de anlaşılır sebeplerle Bosna'nın istikrarı ve barışı önemli. Geçtiğimiz günlerde Dodik Sayın Cumhurbaşkan Dodik'le görüştük her ikimiz de geçtiğimiz günlerde ve kanaatimizce herkes istikrar ve barış denge istemekte bölgede ve son olarak Balkanlarda yaşayan insanlar bu insanlardan değil bu insanlarla birlikte konuşmak lazım çünkü orada yaşayanlarla istikrar yakalanabilir. Büyük güçler Balkanlarda istikrarı ancak orada yaşayan insanlarla konuşarak sağlayabiliriz. Buradaki Bosna'daki istikrar içinde iki ülke Macaristan ve Türkiye görüşmeye devam edecektir. Bu imkan için Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ediyorum. Evet, ben de Sayın Başbakan'a çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir soru Macaristan'dan alacağız. Bir soru Türkiye tarafından alacağız. İlk soru Macaristan medya grubuna işaret buyururlarsa memnun olurum. İyi akşamlar. Sayın Başbakan Orbán Viktor'dan sıra sormak istiyorum. Enerji kriziyle ilgili Avrupa'nın maruz kaldı. Macaristan'da da 15 Kasım'dan itibaren yüksek olacaktır enerji fiyatlarında. Acaba bu enerji krizine iyi bir cevap olacak mıdır Sayın Başbakan? Sayın Cumhurbaşkanı, tabii size hükümet gelmezden önce bir toplantımız oldu kabinenin.
ahol elemeztük az inflációs enflasyon durumunu değerlendirdik ve enflasyonu yükselten noktaları ve yakıtların fiyatlarını son derece piyasa dostu bir hükümetiz. Macaristan'da firmaların bizim hükümetimiz kadar destekleyen bir hükümet olduğunu sanmıyorum. Muhafazakar hükümeti olarak 3 defa tabii müdahale etme söz konusu olmakta, gerekli kılmakta bu müdahaleyi. Şöyle, o kadar arttı ki yakıt fiyatları ve de enflasyonu yükseltmekte. Bunun için müdahale etmemiz gerekti ve bunun için 480 forint bu benzini ve dizel yakıtı maksimum noktada tutuyoruz. Bunu 3 aylığına Şubat sonunda tekrar değerlendireceğiz durumu. Tabii bu büyük firmalar için, enerji firmaları için yük veriyor. Ki karlarından olmak durumdalar. Ama Macar ailelerinin güvenliği için, ekonomisi için bunu yapmak gerekiyor. Ve ümit ediyorum ki uluslararası enerji durumu da fiyatlar 480 forintin altına inecektir umuyorum önümüzdeki dönemde. O zamana kadar bu seviyede tutacağız, altında tutacağız. Evet, Türkiye tarafından. Buyurun. Celal Çamur efendim, NTV televizyonundan. Az önce Sayın Başbakan da ifade etti, mülteci krizi konusunda Türkiye'nin neler yaptığını ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye destek olması gerektiğini söyledi. Ancak dün Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in mülteci krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığını söylediği bir açıklaması oldu. Hem bu açıklamayı değerlendirmenizi isteyeceğim, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Dede Ağaç'a sevkiyatı devam ediyor efendim. Yunan basınında Dede Ağaç'ın bölgenin gözlem evi olduğunu yönelik değerlendirmeler var. Bu iki konuyu nasıl değerlendiririz? Teşekkür ederim. Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür. Zira şu anda Türkiye'de toplam mülteciye baktığımız zaman yaklaşık 5 milyon mülteciye biz Türkiye'de ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriye. Irak var, Afganistan var vesaire. Şimdi 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem. Ne yapar bilemem. Ve hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kendi kıyı emniyeti, adı emniyet ve oradan süratle geçmek suretiyle o botları devirerek atıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan. Neyi konuşuyor bunlar? Ve tamamıyla ne yazık ki Mitsotakis de avanesi de yalanla gün geçiriyorlar. Dürüst davranmıyorlar. Dürüst davranmadıkları için de bölgede güven telkin etmiyorlar. Ve şu an itibariyle de hala sürekli elimizde bütün belgeler var. Video kayıtları var. Nasıl Ege'de, Akdeniz'de bu mültecileri, bu
düzenli düzensiz göçmenleri o sulara gömdüklerinin belgeleri var elimizde. Bunu dünyaya anlatmak suretiyle dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız. Diğer soruya gelince maalesef Dede Ağaç ile ilgili konuda aslında sadece Dede Ağaç bir üst değil. Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi. Böyle bir tablo var. O da harita üzerinde bir belge. Dede Ağaç bunların içerisinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar niye yapılıyor? Neden yapılıyor? Biz bunu tabii gerek Biden'la, gerek ilgililerle, Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak kaçamak cevaplar veriyorlar. Dürüst davranmıyorlar. Ve kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Ve üst olarak da Ege'de Yunanistan'la takındıkları bu tavır doğru bir tavır değil. Düşünün, biz NATO üyesiyiz. Amerika NATO üyesi. Yunanistan NATO üyesi. Ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz? Ve NATO üyeleri içerisinde gerek asker sayısı itibariyle gerekse mali destek itibariyle Türkiye Amerika'dan sonra ilk yedi içerisinde yer alan bir ülkedir. Böyle bir tablo var. Yunanistan'ın böyle bir durumu yok. Yunanistan çok gerilerde. Fakat biz kendimize inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Ve bu bölgenin biz sigortasıyız. Teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'la anlaşmaların imza töreni ve ardından ortak basın toplantısında konuşma yaptı. Önce muhtelif anlaşma ve protokoller imzalandı çeşitli kurumlarla ve daha sonra iki lider açıklamalar yaptılar. Özellikle soru cevap bölümünde Miçotakis'in mülteci krizinde sorun Türkiye'den kaynaklanıyor açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert çıktı. Cumhurbaşkanı nankörlüktür dedi Miçotakis'in yaptığı. Biz 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz ve dolayısıyla Dede Ağaç'ta yine Amerika Birleşik Devletleri'nin üs kurması ile ilgili de açıklamalar yaptı.